dün burada ifade etmiştim, Urfa Bilecik'te gece geç saatlerde oradaki ilçe binamıza saldırı olduğunu, kurşunlandığını, 14 kurşun isabet etmişti. Ne yazık ki dün gece aynı saldırı yeniden tekrar etti. Şimdi burada yaşanan, Urfa Bilecik'te yaşanan mesele nedir? Aslında 31 Mart seçimlerinde partimiz canıyla başıyla, oradaki partilerimiz çalıştılar ve 22 bin oyla oradaki Bilecik Belediyesi'ni de kazandık. Ama ne yazık ki oradaki eş başkan olan kişi kirli, karanlık bazı odakların kumpaslarıyla bizim oradaki belediye meclis üyelerimize de rüşvet teklif ederek, istifaya davet ederek kendisi partimizden istifa etti. Tabii ki buna yönelik hem partilerimizin hem de orada bize oy veren seçmenlerimizin ciddi bir tepkisi oluştu ve günlerdir de Mehmet Bagit'in Begit'in istifa etmesi için orada demokratik tepkilerini ortaya koyuyorlar. Ama Mehmet Bey, Bagit ve onunla beraber hareket eden karanlık odaklar bizim bu demokratik tepkimizi kurşunları sıkarak geriletmeye çalışıyorlar. Yeniden bir saldırı gerçekleşti ve ben burada da dün ifade etmiştim. Yereldeki emniyet biriminin, valiliğin önlem almaması asla ama asla kabul edilemez. Bunu bizzat kendim İçişleri Bakan Yardımcısını arayarak da dün ifade etmiştim. İkinci bir Şen Yaşar vakası buradan olabilir, böyle bir provokasyon zemini var diye. Ama ne yazık ki hiçbir önlem alındığını görmüyoruz. İkinci bir saldırı gerçekleşti. Halil Begit, yani Mehmet Begit'in kardeşi, bu saldırının faili olarak gözaltında, emniyette tutuluyor ve buna yönelik de bir işlem yapılmasını, sürecin karartılmadan suçluların gereken cezayı alması gerektiğini ifade ediyorum ve buradan şunu söylemek istiyorum. Orada tek bir partilimizin, halkımızın burnu kanasa bunun sorumlusu Mehmet Begit ve onun ailesidir. Tabii ki asıl sorumlusu da buna yol veren, göz yuman ve önlem almayan siyasal iktidar ve onun İçişleri Bakanlığı kolluğudur. Bunu bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum. Ve ne olursa olsun bu yıldırma politikalarının bize geri adım attırmayacağını da tekrar belirtmek istiyorum.